Bugünkü konumuza giriş yapmadan önce istemeden de olsa sebep olduğum bir yanlışı düzeltmek istiyorum. Kullandığım terminoloji yani daha önceki videolarda kullandığım bazı terimler konusunda çok da net olmadığımı fark ettim. Şu ana kadar zaman zaman birbir yerine kullandığım iki terim arasındaki farktan bahsedeceğim. Bugün voltaj konusuna geçeceğimiz için aradaki farkı öğrenmenin vakti geldi diye düşünüyorum. Bu konuyla ilk karşılaştığımda ben de bu iki terimi birbirine karıştırıyordum. Ve aralarında neden bir fark olduğunu da tam anlayamamıştım. Terimlerden biri elektriksel potansiyel enerji, diğeri de elektrik potansiyeli. Bir önceki videoda ikisini birbir yerine kullanmış olabilirim ama bunu yapmamam gerekirdi. Aslında doğru olan sadece elektriksel potansiyel enerjiyi kullanmamdı. Peki İkisi arasındaki farkın ne olduğunu öğrenmek ister misiniz? Elektriksel potansiyel enerji yükle bağlantılıdır. Evet, yükü olan bir parçacık ya da partikül ve sadece bu parçacığın enerjisi olabilir. Elektrik potansiyeli ise konumla bağlantılıdır. Diyelim ki elimizde bir yük var ve belirli bir konumda bir elektrik potansiyeli olduğunu biliyoruz. Bu değeri yükle çarparak parçacığın o konumdaki elektrik potansiyel enerjisini hesaplayabiliriz. İsterseniz bir örnek üzerinden ilerleyelim. Elimizde sonsuz uzunlukta homojen yüklü bir levha olduğunu düşünelim. Kalkülüsle uğraşmamak için homojen bir elektriksel alan olduğunu kabul edelim. Bahsi geçen levha bu olsun. Levhamız dikey olsun ki bir miktar değişimden bahsedebilelim levhanın pozitif yüklü olduğunu, elektriksel alanında sabit olduğunu varsayalım. Levha üzerinde hangi noktada olursak olalım vektörlerin uzunlukları aynı olacak. Bunun nedeni de elektriksel alanın büyüklüğünün değişmemesi. Test yükü pozitif olduğundan alan çizgilerini çizdiğimizde çizgiler dışarıya doğru olacaklar. Yük bir kulonluk bir yük olsun. Hatta iki kulon olsun. Evet böyle daha iyi olacak. Burada iki kulonluk pozitif bir yük olsun. Bu arada mesafede 3 metre diyelim. Yükü 2 metre içeriye doğru ilerletmek istiyorum. Ve böylece arada 1 metrelik bir mesafe kalacak. Parçacığın bu iki konumu arasındaki elektriksel potansiyel farkın ne olduğunu hesaplayabilir miyiz? Bundan iki önceki videoda öğrendiğimiz gibi elektriksel potansiyel fark bu parçacığı bu noktadan buraya getirmek için uygulamamız gereken kuvvet. Ne kadarlık bir kuvvet uygulamamız gerektiğini hesaplayalım mı? Bunu yapmak için kulon yasası ya da Coulomb yasası olarak bilinen yasayı kullanarak elde ettiğimiz buradaki elektrostatik kuvvetin tam zıttı olan bir kuvvet uygulamamız gerekiyor. Uygulamamız gereken kuvvet için de elektriksel alana ihtiyacımız var ve onun ne olduğuna dair size herhangi bir bilgi vermedim. Elektriksel alan çizgilerinin Coulomb başına 3 Newton olduklarını düşünelim. Bu durumda elektriksel alanın herhangi bir noktasında alanın parçacığa uyguladığı kuvvet ne olur? Parçacık üzerindeki elektrostatik kuvvet elektriksel alan çarpı yüke eşittir. Elektriksel alanı kulon başına 3 newton olarak tanımlamıştım. Bunu bir de yükle yani 2 kulonla çarpmam lazım. Böylece sonuç 6 newton olur. O halde herhangi bir noktada elektriksel alanın parçacığa uyguladığı kuvvet bu yönde ve büyüklüğü de 6 newton olur. Parçacığı bu yönde hareket ettirebilmek için elektriksel alan kuvvetini dengelememiz lazım. Hatta öncelikle bu yönde bir hareketle başlatmamız gerek. O halde sola doğru 6 Newton'luk bir kuvveti 2 metre boyunca uygulayalım. Bu durumda harcanan enerji de 6 çarpı 2'den 12 Newton metreye yani 12 Joule eşit olur. Elektriksel potansiyel enerjinin birimi Joule'dür ve bu iki nokta arasındaki elektrik potansiyel fark da 12 Joule. Peki noktalardan hangisinin potansiyeli daha büyük? Bu gösterdiğimin öyle değil mi? Neden diyecek olursanız bu noktada parçacığı ittirmeye çalışan şeye daha yakınız. Başka bir deyişle parçacığı bıraktığımızda bu yönde hızlanmaya başlayacaktır. Doğru mu? Ve bu noktada sahip olduğu enerjinin çok büyük bir kısmı da buraya vardığımızda kinetik enerjiye dönüşmüş olacak. Öyleyse bu noktadaki elektriksel potansiyel enerjinin bu noktadaki elektriksel potansiyel enerjiden 12 jül daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. Evet, potansiyel enerji ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Sırada elektrik potansiyeli var. Elektrik potansiyeli yük başına harcanması gereken enerjinin ne olduğunu ölçer. Elektriksel potansiyel enerjinin bu parçacığı bu noktadan buraya getirmek için harcaması gereken toplam enerji olduğunu bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Elektrik potansiyeli ise bir yükü buradan buraya getirmek için yük başına harcanması gereken enerjinin ne olduğunu ölçer. Az önceki hesaplamaya göre parçacığı buradan buraya getirmek için 12 jüllük bir iş yapmamız gerekiyordu. Peki bu yük başına kaç jüllük bir işe denk gelir? Hareket ettiğimiz parçacığın yükü neydi? 2 kulon. 2 kulonu buradan buraya getirmek için toplam 12 jüllük bir iş yapıyorsak bu kulon başına 6 jül anlamına gelir öyle değil mi? Bu da bu iki nokta arasındaki elektrik potansiyeli farkıdır. Aralarındaki farkı anladınız mı? Elektriksel potansiyel enerji parçacıkla ilgiliydi. Parçacığın bulunduğu noktaya göre değişen enerjisiydi. Elektrik potansiyeli dediğimizde parçacığın yüküne böldüğümüz için parçacığın yükünden bağımsız bir şeyden bahsediyoruz. Yani elektrik potansiyeli yük değil, tamamen konuma bağlıdır. Elektrik potansiyeli bize yükten bağımsız olarak bu noktanın bu noktaya göre ne kadar fazla potansiyeli olduğunu gösterebilir. Elektrik potansiyelini aynı zamanda voltaj olarak biliyoruz. Aslında teknik olarak aralarında ufak bir fark var ama çok da önemli değil. Onun için bu farktan ilerleyen videolarda bahsederiz. Şimdilik kafalarımızı karıştırmayalım. Voltaj kelimesini eminim daha önce duymuşsunuzdur. Voltaj ya da Türkçe'de gerilim olarak da kullanırız. Elektrik potansiyeli demektir. Voltajın ya da gerilimin birimi volttur. Kulon başına 6 Joule de zaten 6 Volta eşit bir değer. Yer çekimiyle kıyaslayacak olursak, yerçekimsel potansiyel enerjinin mg çarpı h olduğunu biliyoruz. Bu kuvvet, bu da uzaklıktı. Yerçekimsel potansiyel, kütle başına düşen yerçekimsel potansiyel enerjiye eşittir. Kütleden bağımsız olarak herhangi bir noktadaki yerçekimsel potansiyelin ne olduğunu bilmek istersek, bunu kütleye böler ve yerçekimi ivmesi yani g çarpı h sonucuna ulaşırız. Bu kısım kafanızı karıştırdıysa şimdilik görmezden gelebilirsiniz. Aslında bu dersimizle doğrudan alakalı bir bilgi değildi ama yine de paylaşmak istedim. Voltajın ne olduğunu öğrendik. Peki bu nerede işimize yarayabilir? Bir yükün büyük, küçük, pozitif ve negatif olmasından bağımsız olarak iki nokta arasındaki potansiyel farkı bulmamıza yarayabilir. Yani elektrik potansiyelinde boşluktaki noktaları karşılaştırıyoruz elektriksel potansiyel enerjide ise boşluktaki noktalarda bulunan yükleri. Umarım kafanızı karıştırmadan anlatabilmişimdir. Daha önce de söylediğim gibi öğrenirken benim de kafam biraz karışmıştı. İlerleyen derslerimizde boşluktaki iki farklı noktada bulunan yüke karşılık boşluktaki iki farklı nokta arasındaki elektriksel potansiyel ya da voltaj farkını hesaplayacağımız örnekler yapacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.